Milletimiz kimliksiz siyaseti ve kimlikli siyaseti görecek. İnşallah kararını en güzel şekilde verecektir. 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Edirne'ye gelerek çeşitli etkinliklerde bulundu. Referandum kampanyası süresince yoğun bir şekilde evet çalışması yaptıklarını belirten Ecertaş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de gençlik kollarının yoğun çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Bir daha koalisyon görmeden, bir daha Türkiye'de çift başlık görmeden gençlerin daha adil temsil edildiği, güçlü bir yargının olduğu, meclisin ciddi anlamda güçlendiği, ciddi anlamda yargının tarafsız ve bağımsız olduğu ve çok güçlü hükümetlerin olacağı bir modele doğru inşallah herkes bu noktada oyunu kullanacak. Referandum kampanyasının son gününe geldiklerini ifade eden Ecertaş, Türkiye belki de tarihinin en önemli kararına imza atacak. İnşallah orada Türkiye'ye ciddi anlamda fayda getireceğini öngörüyoruz dedi. Sizin kararınız bizim açımızdan çok önemli. Lütfen oyunuzu kullanın ve lütfen ama lütfen hangi maddeleri değiştirdiğimizi, hangi maddelerde ne değişiklik yapıldığını lütfen okuyun, okumadan karar vermeyin diye mutlaka arkadaşlarımız söylemeye çalıştılar. Edirne'nin her köşesinde evet gazetelerimiz dağıtıldı. Özellikle bu gazetelerimizde madde madde, kelime kelime bu sistemin ne faydası olduğunu, bakın burada hangi maddede ne getirildiği, özellikle maddelerin içeriğinde bunun önceden ne olduğu, yeni maddede ne olduğu, faydasının ne olduğu, kazanımının ne olduğu, Türkiye'nin parlamenter tecrübelerinin şimdiye kadar Türkiye'ye ne kadar vakit kaybettirdiği hepsi açıkça ifade edildi. Edirne'deki yoğun ve etkili çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Ecertaş şöyle devam etti. Kıymetli dostlar, bakın burada da söylediğimiz üzere gençlerin önünde son bir yasak vardı değil mi? AK Parti yasaklarla mücadelenin partisi. Bundan sonra hiçbir yasak bu ülkeye gelmeyecek dedik ve gençlerin önündeki son yasak seçilme yasağıydı. Seçilme yasağı da artık son buluyor. 18-25 yaş arasındaki gençler...